Uzaktan Özgür böyle yaptı bana, böyle yapıyor. Peki, duygularımın hikayesi. Onu şöyle anlatmak istiyorum. Hikayesini anlatıp söylemezmişsin. Yok, olur mu söylerim. Şimdi şöyle, o kadar enteresan bir şey ki bazı insanları hayattayken tanımadığıma çok üzülüyorum. Yani aynı hayatı, aynı nefesi alırken tanımadığıma çok üzülüyorum. Şimdi dinledim. Ben mesela sevgili Azer Bülbül'le Nurlar Evet, içinde mekanı yatsın, cennet olsun. O mekanı da cennet kendine olsun. münhasır bir sesti. İşte aynen onu söyleyeceğim ve de bence çok iyi bir insandı aynı zamanda. Hiç tanımamama rağmen söylüyorum. Duyumlar. Çünkü insanlar hakkında pek güzel şeyler söylenmez. Hep olumsuzluklar söylenir ama demek o kadar iyi bir insan. Ben şarkı arıyorum. Böyle bayağı bir geziniyorum işte. Sabaha kadar dinliyorum o şarkı, bu şarkı filan. Böyle hissetmek istiyorum şarkıyı. Sonra bir baktım. Çok dinledim onu. Duygularımı dinledim. Al tekrar başa, al tekrar başa al. Bana o kadar tesir etti ki ve benim için çok iyi bir şarkıcı. Yani insanlar, Yaşıyor bu. bazı insanlar evet Şarkıyı yaşıyor. söylerken Evet. Çünkü bütün gerçek bedeninde o şarkıcı çünkü. titriyordu ya. Efendim neymiş, titriyormuş filan. Bunları geçeceksiniz. Bunlar. Vücudunda, ruhunda Ha. hissediyordu şarkıyı söylerken. Yani o olabilir. Şey, bazı insanda mikrofonu sallar. Bilmiyorum. Herkesin bir şey var. Önemli olan insanlar kötü ve olumsuz olmasın ruhları. Yani ben bu insanı tanımamanın işte getirmiş olduğu üzüntüyü yaşıyorum. Ve de o kadar güzel okumuş ki o şarkıyı. Allah'ım dedim ya. Ben bu insanı niye tanıyamadım dedim. Ve bu şarkıyı dedim ben yapacağım. Ekibe söyledim. Ekip böyle baktı bana. Yani çünkü herkes şaşırdı. Yani Zerrin Özer, Azer Bülbül. Hani hiç dinlememiş, bilmiyor, etmiyor filan. Sonra biz ekip arkadaşlarımla, aynı ekip arkadaşlarımla yıllardır birlikteyiz. Ve hepsini ayrı ayrı çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum. Dedim ki ben çocuklar dedim yani böyle böyle bir şarkı var ve bu şarkıyı dedim rock olarak yapalım ve hücum kayıt yapalım. Herkes çalsın. Şefimiz Bülent Kahraman notalara döktü ama herkes zaten gönlündeki gibi çaldı. Ve biz sonra ben okudum şarkı. Ya pardon, bu arada bundan önce teşekkür etmem gereken Doğu Kılıç var. O kadar zarif ki kendisi şarkının sahibi, sözü bestesi ve bütün albümün aranjesi de ona ait. O şarkı da ona ait. O kadar güzel yapmış ki. Dediler işte benim asistanım telefonla konuştular falan. Acaba şey yapabilir misiniz Zerrin Hanım'a bu şey. TRT'ye geldi ondan sonra programıma. Hediye etti şarkıyı bana. Benim için çok önemli bir Evet. şey. Yani bir de yani Azer Bülbül'ün Çok şarkısı istediğim bir okuma. şarkıyı hediye Hediye etmesi, etmesi çok değerli bir önemli. şeyin hediye olması. Buradan Doğu Evet. Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Çok da gencecik ve çok da başarılı bir müzisyen kardeşim. Sonra ben işte hep beraber bunu yaptık. Arkadaşlarımla beraber rock versiyonunu yaptık. Stüdyoda herkes çaldı, herkes eşlik etti. Sonra Özgür ne dedi? Bir de dedi arabesk versiyonunu yapsak dedi. Peki dedim yani. Yapalım. Sonra Çok da iyi oldu. Arabesk versiyonu sevgili Kral Selim FM'de Çaldıran. çalıyor. Rock versiyonu Kral Pop'ta çalıyor. Ama ismi de çok güzel. Stüdyodayız işte. Özgür, ben, Selim Çaldıran, Candar Köker. Mesela ben onsuz 20 senedir yani şarkı söyleyemem. Stüdyoya girdiğim zaman hep onu görmeliyim. Ha, bu çıkan albümler hep o karşımda olmalı. Candar da ismini koydu. Bir şarkı iki Zehrin diye. Çok beğendik. Bu olsun dedik. Böyle Ve ve Kral da tabii ben ki sponsor sevgili oldu. Kral da. Kral da Kral da sponsor oldu. sponsor Kral oldu. şey gibi oldu bak şöyle oldu. Kral da sponsor olurmuş. Ay evet. Çok teşekkür ederim. Ya Evet. ben çok gerçekten çok mutluyum ve ben canım benim. Canım benim. Senin O zaman şarkına bak kral sponsor olsun. duygularım diyelim. Azer Bülbül'ü de rahmetle, duayla, Nurlar içinde yatsın minnetle inşallah. analım.